Nasılsınız Sevim abi? İyiyiz, teşekkürler. Siz biraz heyecanlı. Evet, heyecanlısınız. Evet. Hiç heyecanlanmayın, sakin olun. Tamam. Ne iş yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? İstanbul Bilgi Üniversitesi sahne ve gösteri sanatlarından yeni mezun oldum. Şubat ayında çok mezun güzel. Oldum. Şimdi bir pazarlama ve reklamcılık şirketinde çalışıyorum. Kimle geldiniz? Kardeşlerimle geldim. Tanıyalım kardeşlerinizi. Oğuz ve Ömer Faruk'la geldim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş kaç bulduk. Kardeşsiniz bir kere? İki kardeşim var. İki kardeşiniz. Toplam üç kardeşsiniz. Üç kardeşsiniz, evet. Tanıyalım. Oğuzhan Usta, Haliç Üniversitesi İç Mimarlık öğrencisiyim. Üçüncü sınıf. Ablama başarılar diliyorum. Ömer Faruk Usta, lise öğrencisiyim. Ablama güveniyorum. Başarılar diliyorum. Peki, teşekkür ederiz. Biz de başarılar diliyoruz Merve'ye. Ve başlıyoruz. Hazır mısınız? Hazırım. İlk sorumuz şu. Hatalı davranışını fark edip pişmanlık duyan kişileri teselli etmek için hangi iyi niyet sözü söylenir? A. Canın sağ olsun. B. Gözün doysun. C. Kolay gelsin. D. Aşk olsun. Hatalı davranışını fark edip pişmanlık duyan kişileri teselli etmek için. Pişmanlık. Süre bitiyor. Merve. Çabuk. Pişmanlık duyan. Canın sağ olsun. A şıkkı canı sağ olsun, eminim son kararım. Evet. İkinci sorumuz geliyor. Daha çok eskiden hangi içecek yuvarlak dantel bir örtü ile süslenmiş cam tabak üstünde kristal bardakla misafirlere ikram edilirdi? A kahve. B süt. C su. Ve ıhlamur. Hangi içecek yuvarlak dantel bir örtüyle süslenmiş cam tabak ve kristal bardak? C su. Eminim son kararım. Evet. Üçüncü sorumuza geçeceğiz. Heyecan biraz azaldı mı? Hayır, hiç azalmadı. Biraz rahatlamış gözüküyorsunuz. Sakin olun. Tamam. Müziğini dinlediğiniz bu şarkının adı nedir? A. Ada sahillerinde. B. Yıldızların altında. C. Veda buğsesi. D. İkinci bahar. B. Yıldızların altında son karar. Tebrikler. Sevgili Merve, biraz düşündünüz, niye emin olamadınız mı? Hayır, emin oldum, müziği dinlemek istedim. Öyle mi, tadını çıkartayım? Aynen öyle. 3 bin liralık sorumuz geliyor şimdi. Spor haberlerinde Flore tesislerinden bahsediliyorsa hangi takımla ilgili haber veriliyor demektir? A. Galatasaray. B. Fenerbahçe. C. Beşiktaş. D. Trabzonspor. Çok tuhaf. Sporla ilgili inanılmaz kötüyüm normalde. Ama tuhaf bir şekilde bildiğim bir soru çıktı. A. Galatasaray son karar. Nereden biliyorsunuz? Tesislerini biliyorum. Bir de o bölgede oturuyorum. O yüzden bilgim var. Normalde hani bir spor sorusu olsa herhalde en çok korktuğum sorulardı spor soruları. Hangi takım tutuyorsunuz? Galatasaray'ım. Galatasaray'sınız. Yani göstermedik. Şimdi 5 milyon sorumuza geliyoruz. Hazır mısınız? Hazırım. Görelim. Süt veya yumurtayla yapılan, üstü şekerin yakılmasıyla kahverengi hale gelen muhallebi kıvamındaki tatlı hangisidir? A. Tiramisu. B. Jöle. C. Krem karamel. D. Sorbe. Aslında soruyu biliyorum ama şeker yakılması olduğu için karamel olduğunu düşünüyorum. C. Krem
Karamel son kararım. Tebrik ederim. Bir an bir joker kullanacak gibi olduğunu sonra vazgeçtiniz değil mi? Evet, öyle bir şey hissettim. Evet ama işte hani şekerin yakılması denince böyle biraz rahatladım. İyi yaptınız, avantajlar devam ediyor. Evet. Şimdi 7500 liralık sorumuz. Özellikle hangi kumaş alınırken avuç içinde sıkıldığında duruşmadığı için gerçek olduğu anlaşılır. A. Saten, B. Keten, C. Kadife, D. İpek. Aslında ipek olduğunu düşünüyorum. Kumaş alınırken avuç içine sıkıldığında duruşmadığı için gerçek olduğu anlaşılır. Gerçek ipek. Hani o terimden de çok aklıma geliyor. Kadife olduğunu düşünmüyorum. Ama riske de atmak istemiyorum. Saten de olabilir çünkü. Ya saten ya ipek bilmiyorum ama seyirciye sormak istiyorum. Sevgili Merve, seyirciye sormak istiyor sorusunu. Özellikle hangi kumaş alınırken avuç içinde sıkıldığında buruşmadığı için gerçek olduğu anlaşılır. A. Saten, B. Keten, C. Kadife, D. İpek. Seyirci D. %72 evet. D demiş. Tahmin ettiğim gibi. Merve. Seyirciye güveniyorum. Umarım doğru çıkar. D. İpek son kararım. Seyirciye güvenmekle çok doğru bir karar verdin. Şimdi 15 milyonluk baraj sorusu. Görelim sorumuzu. Akıl Oyunları filmine hayat hikayesiyle Oscar kazandıran, 21 yaşında yazdığı oyun teorisiyle Nobel ödülü alan matematikçi kimdir? A. Pierre de Fermat, B. John Nash, C. Carl Sagan, D. John Locke. B ve D arasında gidip geliyorum. Ben telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Merve Usta telefonla joker hakkını kullanmak istiyor sevgili seyirciler. Sevgili Merve, Burcu, Yasemin, Şeyben, Tuğçe Keskin, Ozan, Can, Sülüm. Kimle görüşmek istiyorsunuz? Ozan, Can, Sülüm'le görüşmek istiyorum. Neyiniz oluyor? Arkadaşım oluyor. Güveniyorsunuz ona? Güveniyorum. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, güzel. Teşekkür ederim. Sevgili Ozan, hazır mısınız? Hazırım. Buyurun. Merhaba Ozan. Akıl Oyunları filminde hayat hikayesiyle Oscar kazandıran, 21 yaşındaki yazdığı oyun teorisiyle Nobel ödülü alan matematikçi kimdir? John Nash, John Locke, Carl Sagan, Pierre de Fermat. Akıl Oyunları filminde hayat hikayesiyle Oscar kazandıran, 21 yaşında yazdığı oyun teorisiyle Nobel ödülü alan matematikçi. Hiç emin değilim. Nasıl? Emin değilim dedim. Emin değilim dedim değil mi? Hiç riske atmak istemiyorum. Yeri yere joker hakkınız var. Onu da kullanmak istemiyorum. Ya da razı olun. Yarı yarıya joker hakkımı kullanayım, zaman geçmesin. Yarı yarıya joker hakkını kullanacaksınız. Bakalım. A. Pierre de Fermat, B. John Nash. B. John Nash son kararım. Tebrik ediyorum Merve. Çift cevap joker hakkınız eklendi. Neden John Nash dediniz? Aslında ilk başta John Nash hep aklımdaydı ama ikinci bir John olunca acaba değil mi, riske de atmak istemedim. Sonuçta bine düşüyorum. İlk aklınıza gelen ama John Nash'tı değil mi? Kesinlikle B şıkkıydı ama riske atmak istemedim ve dikkat ettiyseniz telefonla Joker'de de ilk başta ilk ikisini söyledim. Hani ikisinden birisi olduğunu düşünüyordum. İlk aklınıza geldiğini söylediğiniz zaman evet sonuç iyi çıkıyor ama tabii ki emin olmak istiyorsunuz. Aynen öyle. Hakkınız. Hani bu yarışmada çok sonu çok kötü çıkan şeyler de olabiliyor.
riske atmak çok istemedim. Çok güzel geldiniz ama 30 bin liralık soru geliyor şimdi. 15 bin lira barajı geçtiniz. Görelim bakalım neymiş. Hazır mısınız? Hazırım. Hangisi Osmanlı'daki sadrazamlardan birinin lakabı değildir? A. Kavanoz. B. Öküz. C. Semiz. D. Dalga kıran. Yani dalga kıran çok mantıklı geliyor. Hani heybetli, iyi bir lakap gibi geliyor. Semiz. Semiz çok bir şey çağrıştırmıyor. Sanki bir koyulamaz gibi Osmanlı sadrazamlarından birine. Sadrazam. Kavanoz. Öküz. Hiç bilmiyorum. Öküz olabilir gibi düşünüyorum. Kavanoz ve Semiz arasındayım. Ben cevap vermek istiyorum bu soruya. Öyle mi? Joker hakkımı kullanıp cevap vermek istiyorum. Peki. İlk tercihiniz? İlk tercihim Semiz. C. Semiz diyorum. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Sadrazamlardan birinin lakabı değildir. Kavanoz. Kavanoz gibi geliyor. Öküz, dalga kıran. Ya dalga kıranı kesin söylemeyeceğim. Ona çok eminim. Ama bir sadrazama böyle öküz lakabının olması da kaba gibi geliyor. Belki de. Niye biz öyle değerlendiriyoruz? Değil mi? Hayvan çok değerli bir varlık. Aynı zamanda güçlü de. Evet. Doğru. Kavanoz. Diyeyim. A. Kavanoz. Emin misiniz? Gibiyim. Olmuyor değil mi bu? Kavanoz. Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. Dalga kıran çok güçlü gibi geldi. Hani sadrazam lakabı olabilir gibi geldi. Demek hiç kullanmamışlar. Kavanozun olmaması da tuhaf. Olsun, sağlık olsun, çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Güle güle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.